İzmir Torbalı Güllüce köylülerinin meralarına Defne Tarım Şirketi el koymuş ve köy tel örgülerle çevrilmişti. Elimizden kullandığımız meralarımız alınmaya çalışılıyor. Köylü birlik oldu ve Defne Tarım Şirketi'ne karşı direniş başlattı. Bu dağlar bizim canımız, nefesimiz, havamız. Dağlar giderse biz nereye gideriz? Dağları vermeyiz, canımızı veririz, dağları vermeyiz. Bu meralar bizimdir. Bu meraları kimseye vermeyiz. Çünkü bu meralar biz giderse biz ölürüz. Sazlar çalındı, türküler söylendi. Direniş şenliğe dönüştü. Bu şenlikte Vatan Partisi köylünün yanındaydı. Göllüce köylülerinin toprak mücadelesini destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman ve her yerde Vatan Partisi ezilenin, sömürülenin, haksızlığa uğrayanın yanındadır ve olacaktır. Hukuk mücadelesine de avukatlarımızla desteğimiz olacak ama esas olarak da mücadelesi bugün bu bozuk düzene karşıdır. Bu mafya düzenine karşıdır. Bu mafya düzenini ortadan kaldıracak, bozuk düzeni düzeltecek parti Vatan Partisi'dir. Bütün köylü vatandaşlarımızla bu yolda birleşeceğiz ve kazanacağız. Köye gelen misafirlere ikramlar sunuldu, mücadelede kararlılık mesajları verildi. Defne Tarım diye bir firma gelmiş, buraya kurulmuş. Devletin hazinesi diye bizim buraya sahipleniyor. Soruyorum, buradaki halk üretiyor. Bu Defne Tarım buraya zapt ederse bu halk nereye gidecek? Köyümüz komple hapishane gibi çevre dört bir tarafına çevriliyor. Herhangi bir şirket veya siyasi güç, zenginler gücü hiçbir şey fark etmez. Biz vermiyoruz. Biz bu yerleri vermeyeceğiz. Bizim çocuğumuz, çoluğumuz var. Devletimize yük mü olalım, hırsızlık mı edelim, alemlere ilezir mi olalım? Alemin tapulu yerlerini istemiyoruz. Yalnız bu meraları...